Herkese merhaba. Zaman zaman sizlerle SEO araçları ile ilgili incelemelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de detaylı inceleme fırsatını yeni bulduğum bir profesyonel SEO aracını sizlerle paylaşmak istedim. Sitechecker. Aracı incelemeden önce kanalıma abone olmayanların abone olmasını ve bildirimleri açmasını rica ederim. Böylece yeni içeriklerimden daha kolay haberdar olabilirsiniz. Evet, Ukrayna merkezli bu profesyonel SEO aracını kendi sitem mercener.com.tr üzerinden 3-4 gündür izlemekteyim. Öncelikle belirtmeliyim ki beklediğimden çok daha iyi ve verimli bir araç ile tanıştığımı söyleyebilirim. Hatta önümüzdeki dönemde SEO çalışmalarını yürüttüğüm siteler için de bu aracı kullanacağımı rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Araca web sitenizi kaydettikten sonra karşınıza gelen ilk ekranda birazdan bahsedeceğim bu aracın Analytics ve Google Search Console'la entegre çalışması ile ilgili. Burada bir özet görüyorsunuz. İşte trafik, organik trafik. Bu verileri Google Analytics üzerinden alıyor. Web sitesinin skoru, bu kendi verdiği, yapay zekasını verdiği puanlama gibi özet bilgileri görebiliyorsunuz. Sitechecker başlıca olarak site denetimi, site izleme, sıralama takibi ve backlink takibi, analizi gibi modülleriyle öne çıkmakta. Ek olarak bu ekstra tools'un altında on page SEO, trafik analizi gibi diğer modülleri de mevcut. Şimdi öncelikle site denetimiyle başlayalım. Burada web sitenizi denetliyor ve size hem teknik SEO anlamında hem de içeriksel anlamda bir puanlama veriyor ve aşağı kısımda da yapmanız gerekenleri gösteriyor ya da yanlış olanları, eksik olanları düzeltmeniz için önerilerde bulunuyor. SEO çalışmalarında bu modülden birçok yeni fikir edinmeniz mümkün. Çünkü bu araç ile iç ve dış bağlantılarınızın kontrolünü, işte yüksek boyutlu görsel dosyaların takibi, yine yüksek boyutlu CSS ve JavaScript dosyaların incelenmesi, meta etiket kontrolü, title, description gibi analizleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca tekrarlanan içerik başlık ya da eksik sosyal medya etiketlerini kontrol edip kullanıcıları uyarması hani bu modülün diğer verimli uygulamalarından. Kısaca bu araç, yani site denetimi aracı, içeriksel ve teknik anlamda bulduğu hataları, eksikleri ya da düzeltilmesi gereken noktaları kullanıcılara göstermekte. İncelemelerim sonucu aracın bu modülün çok doğru noktaları, hatta güncel verilerle bizlere gösterdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim bir diğer modülü, site izleme modülü. Burada ise web sitenizi izliyor ve yapılan değişiklikleri size liste halinde sunuyor. Örneğin benim sistemde bir title değişikliği olmuş. Eski title'ımı, yeni title'ımı vesaire buradan görüntüleyebiliyorum. 3 tane sayfamın içeriğinin değiştiğini, yeni bir sayfa eklendiğini vesaire gibi bir sürü detayı tarihsel verilerle burada görebiliyorum. Bu bakımdan bu modülün de oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Hani gözünüzden kaçan ya da yapılan değişiklikleri tespit etmek için oldukça güzel bir modül. Burada bunu, yani bu izlemeyi 12 saatte ya da günlük, haftalık ya da ayda bir kez olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sistem ön tanımlı olarak 12 saatte bir izleme ayarlı olarak kullanıcılarına sunuluyor. Ve gelelim en merak edilen bölüme, pozisyon takibi. Yani anahtar kelimelerimizin Google'daki pozisyonu. Şimdi burada gördüğünüz gibi anahtar kelimeleri tanımladım ve bana pozisyonlarını gösteriyor bugünkü sonuçları itibariyle. Araç bu pozisyon sıralamasını 24 saatte bir yapıyor. Tahminimle Türkiye saatine göre gece sabaha karşı, daha doğrusu 3-4 gibi yapıyor bu güncellemeyi. Ve burada benim hem arama kelimelerimin arama hacimlerini hem de bulunduğum pozisyonu bana gösteriyor. Hatta şurada basic moduna geçtiğimizde gördüğünüz gibi 5 Mayıs'la 6 Mayıs, yani yeni başladığım için kullanmaya 4, 5, 6 Mayıs'taki verileri görüntüleyebiliyorum. Pozisyonlarını, kelimelerimin, anahtar kelimelerimin Google'daki sıralamalarını görebiliyorum. Yükselişleri yeşille, düşüşleri kırmızıyla bana gösteriyor. Burada önemli bir detay daha var. Google Search Console'la entegre çalıştığı için sistem yeni bir kelime eklerken, bir örnek verelim. Yukarıdan kelime ekleye bastım. Buradan manuel kelime ekleyebildiğim gibi, yani kendi takip etmek istediğim kelimeleri ekleyebildiğim gibi Google Search Console'a bağlanıp Google Search Console'dan gelen kelimeleri de direkt bu modüle ekleyebilmemi sağlıyor. Bu modülün de oldukça hoşuma gittiğini ve
kullanıcılara yarar sağlayacağını düşünüyorum. Yani hem manuel olarak kelime ekleyebiliyoruz hem de Google Search Console'a bağlanıp Search Console'dan gelen datalar dahilinde yeni anahtar kelimeleri izlemek üzere ekleyebiliyoruz. Yine bu pozisyon takibinde tabii ki tarihsel verilere göre karşılaştırma yapmak mümkün. Düşüşleri, inişleri, çıkışları görmek mümkün ve bir güzel özellik daha, sistem otomatik olarak düşüşleri veya yükseliş yaşayan kelimeleri size güncelleme yaptığında mail olarak bildiriyor. Mesela bir örnek göstereyim size. Bana dün, yani bu sabaha karşı gelen, güncellemeden sonra gelen raporda Google Ads eğitimi konusunda sıralamada bir sıra düşüş yaşadığımı gösteriyor ve bu raporlar günlük olarak geliyor. Bunu da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü her an tabii ki yazılıma bağlanıp, araca bağlanıp kontrol edemeyebiliriz ama bu gelen raporlar doğrultusunda da kelimelerimizin inişlerini, çıkışlarını takip etmemiz mümkün. Anahtar kelimelerinizi sisteme tanımladığınız günden itibaren günlük olarak sıralama durumunu kayıt altına tuttuğunu unutmayın. Böylelikle belirli tarihlere geri dönerek istediğiniz kelimenin tarihsel olarak sıralama durumunu görüntüleyebilir, güncel durumu ile karşılaştırma yapabilirsiniz. Projeye başladıktan sonra da istediğiniz zaman sisteme izlemek istediğiniz ekstra anahtar kelimelerinizi eklemeniz mümkün. Kelimeyi listelerken bazı filtrelerden yararlanabiliyorsunuz. Bunlar işte projenize ait kelimeleri birinci sıradakiler, ilk üç sıra içerisindekiler, ilk ondakiler gibi ya da düşüş yaşayan, yükseliş yaşayan gibi şekilde filtrelemeler yaparak izleyebiliyorsunuz. Bu da gayet başarılı bir modül olmuş. Biraz evvel bahsettiğim gibi bu araç doğrudan Analytics ve Search Console ile entegre olarak çalışabiliyor. O entegrasyonu sistem üzerinden kolayca tanımlayabildiğinizi de belirteyim. Ya da şöyle söyleyeyim, yani ne işe yarıyor bu entegrasyonlar? Biraz evvel anlattığım gibi anahtar kelime eklerken Search Console'a bağlanabiliyorsunuz ya da Search Console verileri ile en çok tıklama aldığınız anahtar kelimeleri bu panel üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Şuradaki dashboard'a bastığımız zaman işte 6 Nisan ile 5 Mayıs arasındaki en çok tıklanan 15 kelimeyi Search Console datasıyla buraya yansıttı. Yine Google Analytics entegrasyonu sayesinde de trafik verilerinizi aracın kendi panelinden takip etmeniz mümkün. Tabii bu tip araçların her birinin sunduğu bir backlink modülü burada da mevcut. Bu araç ile de web sitenize link veren harici siteleri takip etmeniz mümkün. Buradaki ekstra araçlar içerisinde on-page checker denedim. Gayet beğendim. Onu bir örnekle size göstereyim. Kendi sistemden bir URL'yi alıp analiz ettirelim. Burada da yine bu URL'min denetimini yapıyor ve birazdan bize yapmamız gerekenler veya gördüğü hataları, eksiklikleri bize teknik anlamda ve içeriksel anlamda sunuyor. Gelmeye başladı sonuçlar. Evet, title'ımızı, description'ı, H1'leri vesaire, metin uzunluğunu, metinle kod oranını vesaire gibi bütün analizleri yapıyor. Bulduğu hataları mesela burada bir tane çıktı bize gösteriyor. O yüzden buradaki ekstra araçlardaki on page checker'ı da kullanmak faydalı olabilir. Ben beğendim açıkçası. Evet, gelelim site checker ücretlendirmelerine. 7 gün ücretsiz deneme sunuyor bu araç arkadaşlar. Ve rakiplerine göre daha uygun fiyatlara sahip olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Ücretlendirmeler izlemek istediğiniz web sitesi sayısına göre veya denetim yapmak istediğiniz sayfa sayısına ya da kelime sayısına göre değişmekte. Şu an için Mayıs 2022 itibariyle en düşük paket aylık 23 dolardan başlamakta. Her araçta olduğu gibi burada da yıllık ödemelerin aylık ödemelere göre daha avantajlı olduğunu da söyleyeyim. Bu aracın en düşük sunulan paketinde 3 web sitesine kadar izleme ve 150 anahtar kelimeye kadar takip yapma imkanına sahipsiniz. Daha yüksek ihtiyaçlarınız için aracın web sitesini ziyaret edebilir ve size uygun paketi bulabilirsiniz. Kendi sitelerinin SEO çalışmalarını üstlenen ya da bir iki site için SEO hizmeti veren kişi ya da ajansların şu en küçük paket dahilinde verimli bir çalışma sürdürebileceklerini de sizlere söyleyebilirim. Burada arkadaşlar önemli iki tane avantajını fark ettim bu aracın. Bunlardan birisi kullanıcı ekleme. Yani projenize istediğiniz kadar kullanıcı ekleme imkanına sahipsiniz. Bu konuda bir limit olmaması bu sistemi diğer araçlardan bir adım öne çıkarmakta. Yani mesela benim bu mercener.com.tr projemi istediğim kadar kişiyle paylaşabiliyorum. Genellikle bu tip araçlar paket fiyatlarını belirlerken kullanıcı sayısını da baz alırlar. Ancak site checker için
Bu durumun böyle olmaması kendileri için büyük bir avantaj olmuş açıkçası. Yani bir projenize sadece izlemesi, okuması ya da düzenleme yapması için yeni kullanıcılar ekleme imkanına sahipsiniz. Hem de herhangi bir kullanıcı sayısı sınırı olmadan bunun için yeni kullanıcının e-posta adresini sisteme tanımlamanız yeterli oluyor. Buradan settings kısmından proje açıkken kullanıcılar kısmından buradan mail adresi yazarak projeyi görebilir ya da editleyebilir şeklinde davet gönderebiliyorsunuz. Bir diğer avantajı da bu site denetimini istediğiniz zaman istediğiniz kadar tekrar tekrar yaptırabiliyorsunuz. Yani yine rakiplerinden farklılaştığı bir diğer konu bu. Size bir denetim konusunda bir sınır koymuyor. Yani burada gördüğünüz hataları düzenledikten sonra tekrar yeniden denetlettirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da sizin sitenizdeki eksikleri daha hızlı ve kolayca telafi etmenize oldukça yardımcı oluyor. Çünkü bir limitiniz olmadığı için düzenlemeleri yaptıkça tekrar sitenizi denetlettirebiliyorsunuz. Bu konuda bir sınırı yok. Henüz denemiş olmasam da bu modülün bir Google Chrome eklentisinde olduğunu söyleyeyim. Bu eklentiyle Google Chrome üzerinde tarayıcınıza eklediğiniz Sitechecker eklentisi dahilinde işlemlerinizi, analizlerinizi ve takiplerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu özellikle de rakiplerinden biraz ayrılmış durumda. Özet olarak bu aracı oldukça beğendiğimi ve SEO çalışmaları yapanların denemesi gerektiğini belirtmeliyim. Yukarıda da bahsettiğim gibi şimdiden SEO çalışmasını sürdürdüğüm 2-3 siteyi sisteme tanımlayarak izlemeye başladım. Önümüzdeki dönemde aracı daha da detaylı şekilde kullanacağımı düşünmekteyim. Bugünü bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.